7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Yağmur, şu tekne nasıl? Olmaz, o çok küçük. Bu çok küçük, diğerleri çok büyük. Mavi tura mı çıkıyoruz ya? Oluversin işte, ne olacak? Ben döneceğim o tekneyle. Yani benim de kullanabileceğim bir şey olmalı. Ne çok küçük ne de çok büyük. Ya ben sana gelmene gerek yok dedim değil mi? Şimdi bir ton tantana. Orada kimlerle karşılaşacağımız falan da belli değil Yağmur bizim. Gel burada helalleşelim, ayrılalım. Ben tek gideyim Yağmur, hadi. Ne diyeceksin adamlara? Beni insan kaçakçılarına bırakıverin mi, ha? Akgün, kendini kandırma. İkimiz de biliyoruz. Bana mecbursun. Bir lojman bebesine göre bayağı iyisin ha. Ne demek o? İyi bir şey söylüyorum yani. Korkmuyorsun, cesaretlisin falan babında. Senden kurtulma isteğim korkumun önüne geçiyor. Ne yapayım? Ha bak, şu sondaki olabilir. Tamam, ben gidip bağlayayım o zaman. Hayır, hayır, dur. Dur, ben hallederim. Ben niye gidemiyorum, ne oldu? Olduğun kişi yüzünden de ondan. Şimdi sabah sabah milletin asabını bozmaya gerek yok. Ben gider hallederim. Neyim varmış ya benim? Amca, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Geldiniz mi iskeleye? Tamam, bekle orada. Geliyoruz. Tekne bekliyor. Açıkta yakalarız onları. Merak etmeyin Soner Bey. Ya Ahmet abi, senin bu iyimser tavrına var ya, bayılıyorum ha. Böyle yüreğimde bir şeyler pırpır ediyor ya sen konuşunca. Vallahi bak. Sen ne gülüyorsun lan? Bas gaza. Öyle olmaz kızım. Dalga falan çıkar birden. Anlamazsın vallahi. Alabora oluverirsin. Olmaz. Ya amcacığım, söyledim ya, ben zaten tekne kullanmayı biliyorum. Kusura bakma kızım. Bu şekilde kiralamam tekneyi. İyi. Tamam, kolay gelsin amca. Sağ ol. Yok. Kendisi olmadan izin vermiyor adam. İkna edemedim. Vay vay. Gördüler tabii çıtı pıtı kızı. Bir de biz gidip konuşalım bakalım. Bak, sakın öyle kabadayılıkla falan. Yok ya, aşk olsun. Usul Erkan biliriz biz ya. Ayıpsın. Sen sadece beni bozma yeter bak. Buraya kadar geldik, elimiz boş dönmeyelim. Hatta dönmeyelim yani. Yani dönemeyiz zaten. Geliyorum. İyi, hadi bakalım. Ben yapamadım ya, sen yap. Yap, yap. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Bizimkine yok olmaz demişsin herhalde. Bak delikanlı, bir yere gidecekseniz ben götüreyim. Ama öbür türlü olmaz. Vallahi haklısın dayı. Ben de olsam aynı şeyi söylerdim. Bak, bu söylediğimi duysa var ya, canımı okur benim, çok kızar bana. Çok huysuz be dayı. Bir atar, bir gider. Yani sürekli böyle bıdı 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 bıdı, çok çektiriyor bana. Ya benim hanım da bana yıllardır çektiriyor, alışırsın. Aslında seviyor beni işte enişe, biliyor musun dayı? Senden kurtulmak istiyorum diyor ama
Başıma bir iş gelse belki de bir tek o üzülür. Şımar mıyım diye söylemiyor sadece. O yüzden vuruldum onu, anlıyor musun dayı? Benim gibi faydasız adamı karşılaşabileceği en güzel şey bu ya. Bu. Eğer sen tekneyi verseydin dayı, şöyle gözlerin içine bakıp yapıştıracaktım evlenme teklifini, biliyor musun? Olsun, nasip kısmet, ne yapalım? Hadi Allah'a emanet, kolay gelsin dayı. Delikanlı, yüzük falan var mı yanında? Olmaz mı dayı ya? Her şeyim tas tamam. Bir tek tekneğimiz eksik. Hadi tamam, kandırdın beni. Sen var ya, kral adamsın, kral adamsın. Vazgeçmeden al git tekneyi ama en fazla bir saat. Hmm. Bir de bir yüzük atarsan tamam olur. Tamam dayı. Nasıl? Yüzlük ateşle dayı. Nasıl, hallettin mi? Hallettim, hallettim. Vazgeçmeden çabuk bir yüzlük ateşle çabuk. Dur. Amcacığım şöyle vereyim. Teşekkür ederiz amca. Delikanlı, bu kızın ailesinin haberi var mı? Babasından falan izin aldın mı? Babası beni oğlu gibi sever dayı. Hiç merak etme. Ha, iyi o zaman. Şunları çöz de gidelim dayı. Hadi çalıştırayım. Kaç dakika kaldı kaptan? 5 dakikamız kaldı Soner Bey. 5. Vuslata 5 kaldı hain. Vuslata 5 kaldı. Ya dayı benim gözlerimin içine bakıyordu. Ne deseydin başka? Peki akıllı. Bari şeyi de düşündün mü? Mesela ben şimdi tek gideceğim ya, hani nerede bu çocuk diyecek, onu da düşündün mü? Dersin ki evlenme teklifi etti, kabul etmedim. Atladı denize, bir anda yüzmeye başladı dersin. Ben de geldim. Yalandan bir iki de gözyaşı dökeceksin. Tamam işte, oldu bitti. Gül gül sen gül. Sen gidince de sıra bana gelecek, o zaman ben güleceğim. Ya Yağmur, biz geldik buraya böyle ama görünürde ne tekne var ne de birileri. Çünkü 15 dakika erken geldik. Evet. Ha. Sen ne yalan okuyacaksın babana, onu düşündün mü? Babama yalan falan okumayacağım, eğer merak ettiğin buysa. Hem ona yalan söylemek deniyor bu arada. Bak bak bak. Ya ben dil bilgisi derslerine girmedim, kusura bakma. Kaçırdım savcının kızı. Aa, çok şaşırdım ya. O zaman üniversiteli olduğuma da şaşırırsın kesin sen. İşletme 2. sınıf ihraç, öyle değil. O niye? Üniversite niye? Suç dünyasında daha hızlı yükselmek için mi? Ya hoşuna gidiyor ya bunu yapmak. Beni aşağıda görünce mutlu oluyorsun ya. Resmen motivasyon buluyorsun kendine. Sen bence babana ne yalan söyleyeceğini düşün. Akgün, babamın bana hesap sormaya hakkı yok. Yağmur, o kadar köşelisin ki, o kadar diksin ki. Yani aynı tıpkı... Tıpkı baban gibi falan deme. Almayayım, sağ ol. Ama bu senin elinde olan bir şey değil ki yani. Annem de bana söylerdi. Babanın oğlusun derdi. De. Ben babama değil de işte anneme benzemek isterdim. O böyle sakinli, huzurluydu, dingindi. Seviyordum yani. Küçükken kaybetmiştin değil mi? Hı, 8 yaşındaydım. Sorma, nasıl değil, sorma, boşver. Tekrardan başın sağ olsun. Yağmur, bir tekne geliyor. Hani? Bizim tekne mi? Bak bakayım bir. Bak orada, bak bak. Ben nereden bileyim? İnsan kaçakçısı teknesi neye benziyor ki? E niye bu kadar hızlı geliyor bu? Akgün, bu direkt bize geliyor. Çalıştır motoru Yağmur, çalıştır tamam, motoru çabuk. Tamam, çabuk. Geliyor. Geliyor. Akgün çalışmıyor. Hızlı çalışmıyor. Çabuk, geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, gir içeri. Tamam, gir içeri.
Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Geç. Geç. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Üstümüze geliyor. Sıkı tutun. Tamam, dur, tamam. Sıkı tutun. Baba. Yapacak bir şey yok. Ya ben bu adamı neden kaldıramıyorum ya? Neden? Kim lan bunlar? Polis. Onu biliyoruz lan. Kim? Orada olsak bizi de paket edeceklerdi. Dön geri. Savcım bir dinle beni savcım. Baba. Lan senin adamlığın bu mu lan senin? Baba dur. Buraya gel. Baba. Gel buraya. Gel. Baba. Ulan senin adamlığın, delikanlığın bu mu lan? Ha? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ben yaptım. Lan kızımı tehdit mi ettin? Baba. Ya baba dur beni bir dinle. Kimse beni tehdit falan etmedi ya. Ben istedim. Bir dur savcı bir dur ya. Ne yapıyorsun ya? Ben istedim diyorum ya. Tehdit falan da etmedi. Kaçmasına ben yardım ettim. Ben yaptım. Kimse beni tehdit falan etmedi. Kimse beni kandırmadı. Benim fikrimdi. Sen hayatında hiç insan kaçakçısı gördün mü yavrum? Ha? Çocuk oyunu mu bu hayatım? Bu çocuk oyunu mu Yağmur? Böyle bir şey yapılır mı ya? Böyle bir şey yapılır mı Yağmur? Hadi bu... Her şeyi yapar. Bunda her yolu var. Sen nasıl? Nasıl aklını kaybettin bu kadar bu herifi uyacak kadar ya? Onluk bir şey yok. Ben ısrar ettim. Benim ısrarlarıma dayanamadı. Konuşma benim lan! Israrlarım konuşma! Yürü git arabaya! Bak yeri geliyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Esiyorsun, gürlüyorsun. Bak sesimi çıkartmıyorum. Anlıyorum seni. Bütün yanlışlarımı tek tek suratıma vuruyorsun. Ona tamam. Peki bunu ne yapalım biz? Bu duruma ne diyelim Yağmur? Ben bilemiyorum. Ne diyelim bu duruma? Beni o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki. Yağmur beni o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki şu anda. Ben senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Yağmur. Hadi tamam git sen. Hadi git tamam. Annemin arabası var. Ver anahtarları ver. Ver git ha. Al şunu. Arabayı alın. Arkadan bizi takip et. Bağış şunu savcı.
Yağmur. Tamam, sağ ol. Sen gidebilirsin. Al şunu. Annene de bir şey söyleme. Hiç bilmesine gerek yok şu rezilliği. Tamam. Sen de eve geç. Topla pulunu fırtını. 5 dakika yola çıkıyoruz. Nereye? İstanbul'a. Her zamanki Selim Kara. Herkese yine cezasını kesti. Yola devam. E tamam, sen İstanbul'a gitmemizi istemiyor muydun? En başından beri. E tamam, gidiyoruz işte. İyi. Benim için bir sorun yok ama ben sadece annemi düşünüyorum. Size iyi yolculuklar. Tamam. Ver telefonu. Gitmeye çalıştım diye mi yapıyorsun bunların hepsini bana? Yağmur. Nereden böyle sabah sabah? Hiç. Ne oldu? Bir şey yok anne. Ben yukarı çıkıyorum. Ha, bu arada Selim Kara az sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkıyor. Hani vedalaşmak istersen kaçırma. Selim! Nereye? İstanbul'a gideceğim. Önemli bir işim çıktı. Halledip döneceğim. Tamam. İzinde değil miydin sen? Ya izindeydim de işte acil bir durum çıktı. Halledeceğim, döneceğim Canancığım. Boşanmaya karar vermiş ebeveynler ne yaparlar? Çocuklarıyla bir konuşurlar değil mi önce? Her şeyi ben mi halledeceğim? Ya sen beni duymuyor musun ya? Acil bir işim var diyorum. Halledip geleceğim geri. Kaçıyorsun resmen. Niye? Çünkü insanlar boşanmaya karar verdiğimizi öğrendiğinde kendini yenilmiş hissedeceksin. Ve koskoca savcı Selim Kara olarak yenilmiş olmayı kabul edemeyeceğin için uzakta olmayı tercih ediyorsun. Çok daha kolay çünkü böylesi değil mi? Döneceğim Canan, döneceğim. Anlatamıyor muyum ya? Şu an sadece gitmem lazım. İşimi halledip döneceğim. Çocuklar için elimden ne geliyorsa yapacağım Canan. Oldu mu? Ararım ben seni. Attım bir şeyler yapalım çıkalım diye ama hiç geri dönüş alamıyorum ki. Kızım şuursuz musun sen? Milletin yuvası dağılmış, bu hala gezdirme derdinde. Yani bir moral olur istemiyorum. Çok kötü oldu bu ya. Yani ben bir şekilde eninde sonunda barışırlar diyordum ama kesinmiş ha. Dün gece Selim'i gördüm, çok kötüydü. Vallahi hiç böyle görmemiştim. Deme be. Vallahi çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yok yok. Boşanamaz onlar. Yani boşansalar bile eninde sonunda bir şekilde barışırlar. Barışırlar. Nereye barışıyorlar? Çok geç kaldı Selim artık. Geçmiş olsun. Canan da bundan sonra önüne bakacak. Hayırlısı. Çocuklar için de kötü oldu. Yağmur bir şekilde ayaklarının üstünde durur. Güçlü kız. Ama Altay öyle değil. Yıkılmıştır şimdi adamım. Hayır bir de babacı. Ya alışacak. Ben onu bugün dalmaya falan mı götürsem? Ha? Hayır. Ay hayır, Allah Allah. Hiç kimse hiç kimse hiçbir yere götürmüyor. Bırakın bir baş başa kalsınlar ya. Hadi kahvaltınızı edin. Sabah sabah fırçamızı da yedik. Ha? Afiyet olsun. Allah'ım ya. Kaan, mesajımı alınca beni arar mısın lütfen? Baban işini halledip dönecek. Temelli gitmiyor yani. Ha. Ha. Ben çıkıyorum. Nereye?
Naz'la buluşacağım. Bir üçümüz bir otursaydık, bir kahvaltı etmese miydik? Bir konuşalım ya Yağmur. Vallahi kusura bakma anne, söz verdim. Aşkım, günaydın. Sen nereye? Yelken kursun var anne. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu Urla'da sevdiğin bir kahvaltıcı vardı ya, orada bir baş başa kahvaltı edelim mi seninle? Geç kalırım anne. Aman boş ver, gitme bugün ya, ne olacak? Babam buradayken gitmeyeyim dediğimde niye izin vermiyordun o zaman? Her şeye hayır diyordun. Bir tek onu görmem mi yasaktı anne? Ama Altay. Barış. Ben gelemeyeceğim bugün erkene kanka. Sorun olursa bir şey söyleme, tamam mı? Niye, ne oldu ki? Ufak bir işim var. İdare edersin sen. İyi, tamam. Savcım, bak niyetim babamla beni yüzleştirmekse eğer hiç sapma o yola. Bu sivil arkadaşlar beni karşılamak için mi? Alo savcım. Ben senin gibi bir tipi nasıl ailemin içine soktum? Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Beni devlete mi teslim ediyorsun savcım? İn arabadan. Gelip söksünler ya, inmeyeceğim. İnmiyorum. İnmeyeceğim arkadaş. Alalım mı savcım? İn ulan aşağı. İnmiyorum. Sen film mi çeviriyorsun lan emniyetin önünde? Ha? Adam gibi dursaydım, seni ailemin içine soktum. Denizin ortasından topladım lan seni. Kızımın yanından topladım oğlum ben seni. Bitti, şansını çok zorladın. Hükmün budur. İn aşağı. Benim hayatım hakkında hüküm verilirken Akgün'ün yarına ne olacak diye düşündünüz mü savcım? Söylediğin hiçbir şeyin bir anlamı yok artık. Benim gözetimim altında değiliz. Yapamazsın. Babam bunu duyarsa davan düşer. Anlaşma biter. Bu benim sorunum. İn aşağı. Benim suçum ne ya? Hı? Kaçtıysam kendime kaçtım ben. Kızın da söyledi sana. Kendi iradesiyle yardım etti bana. Hayır dedi, ısrar etti. Babamla arkamdan oyun kurdunuz. Akgün ne düşünüyor diye hiç dertlendiniz mi? Yok. Gıyabımda karar verip üzerimde uyguladınız. İttin kalktın ses etmedim savcı. Ama bu adamın bir onuru var, bir gururu var demedin. Her şey çok mu güzel olacak benimle işim bitince? Her şey eskisi gibi mi olacak? Beni böyle sahipsiz bir köpek gibi aldığın yere bırakıyorsun. Arkana bakmadan çekip gidiyorsun. Ne yapsaydım kaçmayıp? Hayır, ben kaçmayıp ne yapacaktım? Beni bu yola siz soktunuz. Ben sana daha önce de söyledim. Yarınımın peşindeyim ben. O yüzden bana şu an suçluymuşum muamelesi yapamazsın. Bana şu an adam öldürmüşüm gibi muamele çekemezsin. Bu hikayenin en günahsızı benim savcı. Sen de biliyorsun. Savcım! Savcım bak, olmuyor öyle. Savcım bir... Savcım beni bir dinle! Arkadaşım hadi. İn. İnmiyorum. Gelin indirin beni buradan. Zorluk çıkartma bizi hadi. Yok, inmeyeceğim. Arkadaşım. Beni buradan sökmen lazım biliyorsun değil mi? Çıkartamazsın beni. Hadi arkadaşım. Hadi. Hadi hadi. Bırakın beni. Bırakın beni. Suçum yok, suçum. Gel. Benim hiçbir suçum yok. Gel buraya. Benim suçumu okuyun. Suçumu okusanıza benim. Hangi gerekçeyle yaptırıyorsun bunları bana? Okuyun suçumu. Akgün Gökalp Taşkın. Evinde ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan tutuklusun. Ne? Ne silahı ya? Ya siz benim evimi hangi gün aradın? Ne? Sen yaptın bunu. Bunların hepsi senin işin Selim Kara. Bravo. Sırf bana bir kozun olsun diye yaptın bunu, biliyorum. Bravo savcı, bravo. Yürü yürü. Namını hak ediyorsun Selim Kara. İki yıl önce basit adam yaralamadan hüküm giymişsin. 6 ay cezan paraya çevrilmiş. Evinde ruhsatsız silah bulmamız hiç iyi olmamış. Helal olsun. Güzel oyun kurmuş. Orada kimse yok, dikkatini bana ver.
Şimdi infazını yakıp 2 yıl isteyeceğim. İyi haliyle, indirimiyle temiz 4-5 ay yatırırım seni içeride. Selim Kara'nın ağzıyla konuşuyorsun. Madem aldırabiliyordun beni, bir haftadır savcının denetimindeyim. O zaman niye aldırmadın? Otur yerine. Bırak. Şu camın ardındasın biliyorum. Halil Saad içeride beni yaşatır mı? Camın ardında kimse yok. Öldürtecek kadar mı nefret ettin savcı benden? Ben ne yaptım sana? Ya ben gidecektim ya. Eğer beni bıraksaydın, salsaydın ben gidecektim. Ceza mı kesiyorsun bana sen? İntikam mı alıyorsun benden? Ben senin akranın mıyım savcı? Söylesene. Ya ben senin akranın mıyım? Bir cevap ver bana. Sakinleş, otur yerine. Mehmet Savcım, yap teklifi. Ya sen Selim Savcım bir bırak artık. Önündeki seçeneklere bak. Ya mahkemeye çıkarsın. Ya da bizim belirlediğimiz güvenli evde 3 ay süreyle elektronik denetim altında tutarız seni. Ben senin arabanın bagajında tuttuğun, ilk fırsatta atacağın çöp torbası mıyım? Yapılır mı bu be? Ne yapıyorsun? Sen bunu bir oku, üstüne düştü. Kalem alayım. Düşünecek bir şey yok. Tamam mı? Soğudun mu için Selim Kara? Daha ilk dakikadan yerim belli benim. En aşağıdayım senin gözünde. Yarının suçlusuyum. Öyle böyle değil bana olan nefretin. Yolunu çiz diyordun bana. Nasıl çizeceğim yolumu böyle ben? Önüne gelen itiyor, kakıyor. Herkes kalemimi kırıyor benim. Bir dava uğruna insan hayatıyla oynanmaz. Allah'ından bul. İnşallah Allah'ından bul. Tanıştığıma memnun oldum. Yağmur. Kız. Ay teyze. Annen aradı. Dedi ki kızımı görürsen çağır da dizimin dibinde otursun dedi. Dememiştir bunu. Demedi tabii. Böyle insanın anası babası her gün boşanmıyor. Böyle bu kadar içine atma sonra çıkar acısı ha. Üstüne savcı baban da İstanbul'a dönmüş. Malumun ilamı teyze. Ne yapalım biz de ezber ebeveyn telkinlerini pas geçmiş olduk yani. Başka bir şey söyledi mi annem? Ay yok, işim var dedi kapattı. Ama bu küçükken de böyleydi. Düşerdi kafası kırılırdı. İyiyim ben derdi. Sikimsiz. Bir yandan da içim rahat etmiyor tek başına olmasına. Vallahi ya ben gidip darlayacağım ya sen oturacaksın ananla. Konuşasım yok inan. Sus sen de o zaman. Kuzum. Bak sizin böyle ananızla zaten böyle acayip bir diliniz var benim de anlamadığım. Böyle ayrı ayrı kurtlanacağınızı birlikte dertlerin olsun bitsin. Hadi kalk. Ben belki denize girerim, basenlerim falan görürsün. Psikolojim bozulur, Allah korusun. İyi. Hadi sen gir o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam, dışarıda bekle. Oğlana bir şey mi oldu? Yok, iyi. Burada şu anda. Yalnız bu çocuk yurt dışına kaçmaya çalıştı. Son anda yakaladım, haberin olsun. Onun öfkesi bana.
ortalıkta olmazsa konuşmayacağımı biliyorum. Artık onu elinde tutamazsın. Serseri kurşun gibi sağa sola savrulup duracak. Bizim bu yeni durumu konuşmamız lazım. Yağmur. Naz'la buluşmayacak mıydın sen? Söyleyeceklerinden akşama kadar kaçarım belki dedim. Ama teyzeme yakalandım sahilde. Yağmur, ben de ilk defa boşanıyorum ya. Tamam, sen beni düşünme. Olduğunu düşün diyorum sana anne. Niye? Altay zaten beni suçluyor. Oh! Oh ne âlâ ya! Naz'ın geçtiğini git ısır. Gitsin babasını suçlasın Altay Bey. Seni ne yapacağız peki? Babamı hayatımdan çıkarıyorum. Ne kadar ağır bir cümle, farkında mısın? Bırak Selim Kara ezilsin altında. O senin baban. Tamam mı? Bir tane daha yok ondan. Senin de Altay gibi bir kıyıda köşede kalmış bir acaban vardı belki, bilmiyorum. Ama ben bunu elinden aldıysam özür dilerim gerçekten. Hayır, hayır. Ben tekrardan aile olabileceğimize olan inancımı yitireli çok oluyor anne. Yani bu seninle ilgili bir durum değil, lütfen. Biz zaten bir aileyiz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ki. Bak, öfkelisin. Anlıyorum ve haklısın da. Ama öfkeli olmak başka bir şey. Onun olduğu insan olduğu için yargılamak başka bir şey. Evet, yanımızda değildi. Biliyorum, çok haklısın. Ama her zaman bir ailesi olduğu fikrine tutundu bu adam. Öyle ayakta kaldı. Biliyorum. Ben bilmesem sana söylemem. Önümüze bakabilir miyiz artık anne? Hem senin dönmen gereken bir kariyerin yok muydu avukat Canan Kara? Hı? Var, var, var ya, var. Var, ben döneceğim. En azından deneyeceğim. Ve bunu sen istiyorsun diye yapmıyorum. Ben kendim istiyorum. Öyle yapıyorum, tamam mı? Ama konumuz bu değil. Konumuz sensin. Senle baban. Ya kapıyı tamamen kapatma. En azından azıcık bir aralık bırak ya. Bir içeri girmek isterse, eğer gerçekten isterse, bir şansı olsun. Sen de bunu deneyebilirsin. Tamam, deneyeceğim. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben gideyim Altay'ı alayım kurstan. 5 karış suratla çıktı evden. Hı. Dönünce de bir oturalım konuşalım üçümüz sakin sakin, tamam mı? Ne olursun. Ben olmaz dersem çocuğa arkanı dönüp gidecek misin? Vallahi benim yolum bu. Sen şimdi otur, enine boyuna düşün, kararını ver. Oğlan böyle güvende olacak diyorsan böyle olacak. İyi. Savcı, oğlumu sana neden emanet ettiğimin asıl sebebini duy da öyle git. Sen bizi kafaya taktığın zaman biz de senin hayatını kurcaladık. Ne anlatıyorsun lan sen? Baban hayatta mı? Ne? İnsan geçmişini saklayabilir ama ondan kaçamaz. Ailen bilmiyor değil mi? Ne demeye çalışıyorsun lan sen? Adam gibi söyle. Sinirlendiğine göre bilmiyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Haşa. Senin sırrın benimle birlikte mezara girecek. Babamın adını cümle içinde bir daha asla kullanma. Sen beni yanlış anladın. Sen bana hayatını bitiren adama oğlunu mu emanet ediyorsun demiştin ya. Ben sırtında bu kamburla buralara yükselen Rizeli delikanlıya emanet ettim evladımı. Doğruyu yanlışı bir de senin gözünden görsün istedim. Ama görememiş.
Onda bir ışık görsen arkanı dönüp gidecek adam değilsin. Ama su doğru bulduğu yerden akarmış. Oğlan için yapacak bir şey yok. Şimdi sen bu çocuğu görmek istiyor musun, istemiyor musun? O beni silmiştir. Şimdi yüz yüze görüşmek olmaz. Savcı, senden son bir ricam var. Akgün'e anası yazmıştı. Yıllardır elim varıp da veremedim. Rahmetli mektupta senden de bahsediyor. Şimdi artık yalnız başına yürüdüğüne göre mektubu okuyabilir. Hadi selametle. Tamam, alabilirsiniz. Anlaşıldı Sayın Savcı. Kaçma! Selçuk Taşkın! Dur gitme ya, gözümün içine bak benim sen bir. Sen nasıl sattın? Uğruna bedel ödediğin her şeyi nasıl satıverdin bir anda? Bize bir isim bıraktıydın ya. Bir tanecik isim. Onu da çok mu gördün sen bize? Ha? Bırakın. Bırakın konuşsun. Sen ne ara unuttun adam olmayı Selçuk Taşkın? Hı? Yattığın hücre senin mezarın olsun. Çık ama oradan. Ama sana yemin olsun. Sana yemin olsun mezarına ismini yazdırmayacağım. Mezar taşına ismini yazdırmayacağım. Cenazeni de yanaştığın insanlar kaldırsın. Aynı adamsınızdır ikiniz de. Allah ikinizin de cezasını Soner Bey, babanızla konuştuk. Savcının adı Selim Kara. Selçuk Taşkın'la birlikte çalışıyor. Ha. Niye yanında taşıyormuş bizim oğlanı? Bakılıyor. Babanız şu an için İstanbul'a dönmemizin daha münasip olacağını söyledi. Ya bu deniz havası falan derken benim iştahım acayip açıldı Ahmet Şef ya. Vallahi şeker azot falan derken benim kafam güzel oldu. Döneceğimizi ileteyim mi? Kafa açma ya. Ben daha doyamadım bu cennet vatana, bakacağız. Sana da söyleyeyim ya. Sağ ol. Sayılı gün çabuk geçer. Sen bize sorun çıkarma. Biz de sana iyi bakalım. Anlaştık mı? Selim Kara ismini benden duymanı istedim oğlum. Ne de olsa bir gün her şeyi öğreneceksin. Kırçalalarını kontrol et. Gizin düşük. Gizin al. Hocam merhaba. Merhabalar. Altay'ı almaya geldim ama göremedim. Altay, vallahi biz de görmedik bugün, derse gelmedi. Gelmedi mi? Çocuklar,
Altay'dan haberi olan var mı? Tamam, peki. Teşekkürler. Alo? Aşkım, Altay eve geldi mi? Yoo. Yelken'e de gelmemiş, telefonu kapalı. Yapmazdı böyle şeyler de işte. Telaşlanma anne sen ya, Altay bu. Yani boş boş sitede geziyordur. Ben şimdi bir gider bakarım ona, sana da haber veririm. Tamam, ben şimdi bir marinaya gidiyorum, oradan eve uğrarım da sen... Bulursan beni bir arat, olur mu? Tamam tamam, aratırım. Merak etme sen anne. Tamam. Konuşacağım çocukla. Akgün, gelsene mi? Var git yoluna savcı. Söyleyeceklerini başkasına söyledin zaten. Bir şey sormadı mı hala? Al. Bu sana. Babam verdi. Annen sana yazmış. Ya, yalan söylüyorsun. Bilmiyorum, al bak işte. Ben teslimatı yapayım da. Mehmet, çocuk benle. Emir versin. Bekleyin biraz. Açmayacak mısın? Sen okudun mu bunu? Hayır. Ne istiyorsun benden? Yaşadığın şu anlamsız bürokrasiye beni sen mecbur ettin. Artık güvenemem sana. Bırak git o zaman. Neye çabalıyorsun öyle savcı? Bırakamıyorum da. Benimle gel. Beraber başladık, beraber bitirelim. İlave tedbirler alacağım ama, haberin olsun. Beni önce muhtaç bırakıyorsun savcı. Sonra da yardım ediyorsun. Mecbur muyum buna? Değilsin. Mehmet savcının gösterdiği yolu da tercih edebilirsin. Camın arkasındaydın değil mi? Sorduklarımı, söylediklerimi duydun değil mi? Cevap yok. Tekrar soracağım. Benden niye nefret ediyorsun sen savcı? Eğer arabamın bagajındaki çöp torbası olsaydın... ...seni öyle ilk fırsatta yol kenarına bırakmazdım. Götürürdüm, geldiğin çöplüğe geri koyardım seni. Yarının suçlusu musun? Onun cevabını ben veremem sana. Ona kendin karar vereceksin. Ama şimdi benimle gelmiyorsan eğer, seni Mehmet Savcı'ya teslim edeceğim. Yollarımız burada ayrılıyor. Yakalayayım Altay, annem bile alamayacak elimden. Alamayacak. Selam gençler. Selam Yağmur abla. Barış, siz Altay'la sabah kursa gitmiyor musunuz? Evet. Altay'ı gördün mü? Yo, hayır. Barış, gözlerime bak ve tekrar söyle.
Ya söyleme dedi. Ya neyi? Neyi söyleme dedi? Ve burası? Nene burası? Ev işte. Benim ev. İlave tedbir bir şey diyordun. Ne ilave edeceksin bana sen? Kelepçe takacağız. Elektronik kelepçe. Ah, çok güzel. Bir de tasma taktan olsun. İşte. İmzaladığın ifade yönden bir okusaydın, bu şartı kabul edip cezanın ev hapsine çevrildiğini görürdün. Tamam, neyse ne. Ne olacaksa olacak zaten. Sen dönmeyeceksin İzmir'e. Yani bu ailevi mevzular falan. Nasıl duracağım burada benim başımda? Boşanma mevzusu biraz tatsız olmuş. Kim anlattı onu? Yağmur mu anlattı? Ya gelip anlatmış değil. Ben öyle kurcalayıp da öğrendim harbiden. Buralar sana dar gelir. Ve beni de yanına alıp götüremeyeceğine göre, yani gidemeyeceğine göre tekrardan ne yapacaksın işte onu soruyorum. Tamam neyse ne. Çaresi bulunur. Sen takma kafanı. Hadi al çantanı inelim. Gidelim yerleş. Yok kapalı, hala kapalı ya. Bir şey geldi başına. Kızım kötüyü çağırma ya. Koca çocuk yani. Kafası bozuldu. Trip atıyor aklınca. Tamam sağ olun Tolga Bey. Yok iki marinaya da sordu. Gitmemiş ikisine de. Restorana da uğramamış değil mi? Yok yavrum iki kere sordum. Polisi mi arasak, ne yapsak? Ya kızım belirli bir saat geçmeden bakmaz ki onlar. Sen de biliyorsun. Ne yapalım? Biz hastaneleri dolaşalım. Nerede bu çocuk ya? Anne. Ne? Altay sabah kursa giderken bir arabaya binip gitmiş. Ne arabası ya? Zorla mı bindirmişler? Hayır kendisi istemiş. Hatta arkadaşı görmüş, ona da kimseye söyleme diye tembih etmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.